Merhaba, programa hoş geldiniz. Dün bir yazı gönderdim, Reuters Ajansı'nın bir haberini gönderdim. Çok ciddi bir şekilde okunuyor. Nedir? Bilal Erdoğan'ın bir İsveç-Amerikan şirketinden rüşvet istediği ve bu anlaşmanın iptal edildiği, daha doğrusu hiç yapılmadığı üzerine bir haberdi. Reuters böyle bir haber geçmiş. Onun üzerine Sabah grubu falan Reuters'tan olan anlaşmalarını iptal etmişler. Tabii doğru gazetecilik yapmışlar yani. Doğru gazeteciliği böyle anlıyorlar. Bana çok komik geldi haber. Çünkü rüşvet istediği söylenen firma bir alkolle bağlantılı, içkiyle bağlantılı bir firma. Arabanın ön kısmına bir şeyler yerleştiriyorsunuz. Arabaya bindiğinizde sizin alkollü olduğunuzu anlıyor ve işte direksiyonu kilitliyor. Bir şekilde arabayla bir yere gidemiyorsunuz. Tabii bu arabalara mecburi mi konulacak onu bilmiyorum. Mecburi konulacaksa ne kadar doğru bir şey onu da bilmiyorum. Mecburi konulmayacaksa ne kadar satılır da Bilal Erdoğan bu kadar çok ciddi rüşvetler istemiş onu hiç anlamadım. Ama tabii alkol üzerinden üretim yapan bir firmadan rüşvet istemek de Bilal Erdoğan'ın tam da denk geldi diyebileceğim bir şey. Tabii bu olaya ilk kim çok bozuldu? Kim olabilecek? Hadi 10 saniye müddetsiz bulun bakalım kim bozuldu. Gazeteci olarak hadi bir de tüyo vereyim. Tabii ki Abdülkadir Selvi çok bozuldu. Reuters'in Bilal Erdoğan kumpası diye bir haber yapmış, yazı yazmış Abdülkadir Selvi. Erdoğan'ı savunmak yetmiyor, Bilal'i de savunmak zorunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında mesnetsiz iddiaların yer aldığı bir haber yayınlandı diye şey yapmış. Bunun bir habercilik faaliyeti olmadığını söylüyor. Bir uluslararası komplodur diyor. Amerikan şirketinin ortağı İsveçli Dignitas Sistem firması bunu işte NATO dönemine denk gelmesine bağlıyor falan. İsveç'e hayır dediği için işte buraya bağlıyor. Ve bunun bir yıl önce vazgeçilen projenin neden %52 ile Erdoğan kazanır kazanmaz ortaya atıldığında gerçekten merak ediyor. O zannediyor ki hukuk 15 dakikada ben şikayet ettim hemen çözülüyor. Hiç dosyalar hazırlanmıyor, hiç araştırmalar yapılmıyor. Hiç işte rüşvet iddiasıyla konuşanlar yani iddiasında bulunanlarla konuşulmuyor falan filan bir sürü şey. Onun hukuk anlayışı, Erdoğan'ın hukuk anlayışı böyle bir şey. Operasyonel habercilik olarak şey yapıyor. Tabii Reuters 117 yıllık bir geçmişe sahip. Onun için yakıştıramamış Reuters'e bunu. Şöyle diyor. Reuters haber ajansının gazeteciliğe yeni başlayan stajyer muhabir bile haberi yaparken mutlaka suçlanan tarafa sorar. Biz buna double check deriz. İngilizce'de öğrenmiş. Stajyer muhabirin bildiğini Reuters bilmiyor mu? Maksadınız haber yapmak değil, operasyon yapmak olursa bilmezsiniz. O zaman ajansınızın künyesindeki haber ibaresini çıkarıp kumpas ajansı yazın. Ara başlık atmış. Bilal Erdoğan'a sordunuz mu? Evet. Şunu anladım ki Abdülkadir Selvi hala stajyer gazeteci. Hatta bence bu kadar yıl stajyerlik yaptıktan sonra ben olsam gazetecilikten kovarım Abdülkadir Selvi'yi. Abdülkadir Selvi bir konuda elinize rüşvet üzerine bir haber geldiyse bunun çok fazla belgesini araştıramazsınız. Rüşvetin belgesi çok fazla olmaz. Çok nadirdir rüşvetin belgesinin olduğu. İkincisi rüşveti teklif ettiniz mi diye de sorulmaz. Yani ben sormam gazeteci olarak. Stajyer gazeteci miyim değil miyim bilemiyorum. 45 yılımı doldurdum. 78'de başladığım 45 yılımı doldurdum. Ben gelip de Abdülkadir Selvi sana bir rüşvet sen bir rüşvet teklif etmişsin diye sormam. Çünkü sen gayet doğal olarak hocam nereden çıktı ben rüşvet teklifi? Alkol ve ben ha aman tövbe diyebilirsin. Gerçi bu alkol metre
alkol alanlara ceza, ama o cezanın da olması gerekiyor. Zaten alkolüyken araba kullanmamak ya da araç kullanmamak gerekiyor. Onun için alkolle bağlantısı da böyle bir şey. Şimdi Abdülkadir Selvi sorulu madde madde gazeteciliği öğretmiş Reuters'e. Onların aklına gelmiyor ama bizim aklımıza çok şey geliyor. Bir, bu bir habercilik değil, bu bir haysiyet cellatlığı. Bu bir operasyon gazeteciliği. Stajyer muhabir bile bu haberi yapsa Bilal Erdoğan'a bu iddiaları sorardı. Evet, demin de söyledim. Sayın Bilal Erdoğan, sizin rüşvet verdiğiniz söyleniyor. Ne diyorsunuz? Kaç para verdiniz? Kaç paraya teklifi kabul etmediler? Daha ne kadar çıkabilirdiniz? Az mı buldular? Bu işle niye siz ilgileniyorsunuz? Buradaki Türkiye'deki distribütörü siz mi olacaksınız? Diyelim ki rüşvet bile yok. Alkolmetrenin distribütörü siz mi olacaksınız da bu işin içinde varsınız, adınız geçiyor. Evet, Cumhurbaşkanı'nın oğlu olarak alkolmetre distribütörlüğünü siz mi yapacaksınız? Benim aklıma bu soru gelirdi. Ama Selvi'nin aklı o profesyonel gazeteci olduğu için gelmiyor. İki, Bilal Erdoğan'a bırakın rüşvet teklif etmeyi, bu insanlar onun yanına yaklaşabilirler mi? Para dedim, öyle bir yaklaşırlar ki. Zaten para demelerine gerek yok. Bilal Erdoğan babasından genetik olarak büyük bir olasılıkla bu geçmiştir. Kokusunu aldığında orada ot gibi biter Bilal Erdoğan. Erdoğan nasıl bitiyorsa. Şaka değil, bunlar ot gibi biterler orada. Bilal Erdoğan'ın yanına yaklaşabilirler mi? Kim lan bu Bilal Erdoğan? Niye yaklaşamıyorlar? Yani diğer başkanların, cumhurbaşkanlarının oğullarının, kızlarının yanına yaklaşılabiliyor da Bilal Erdoğan'a niye yaklaşılamıyor? Bu da bir soru. 3. Bu haberin İsveç'in NATO'ya giriş sürecinde, tam da NATO toplantısı öncesinde servis edilmesi size masum geliyor mu? Onu demiştim demin. Yani bir mahkemenin, soruşturmanın hazırlanıp dosya haline gelmesi. Türkiye'de bunu çok iyi biliyorlar. Hala dosya haline gelmemiş, fakat tutuklu bulunan dünya kadar insan var. Bu HDP üzerine çok yapıldı ve dosyası olmadan hapiste bulunan belediye başkanlarımız, hala mahkum olmamış belediye başkanlarımız, milletvekili arkadaşlarımız gırlan gani şekilde hapiste yatıyorlar. Bu kadar basit. Ayrıca NATO süreci yeni başlamadı. Bir dakika, bu son dönemi diyebiliriz hatta. Yeni başlamaz. 4. Bu haber her nedense bana 17-25 Aralık sürecini hatırlattı. 17-25 Aralık kumpasını kuran FETÖ'cüler de Bilal Erdoğan'ı hedef almıştı. O zaman başbakan olan Erdoğan'ın oğlunu tutuklamak istemişlerdi. Erdoğan'la telefonda konuşan kim? Bıbıcım, bu kadar parayı ne yapacağım ben diye soran kim? O kumpas dediğiniz konuşmaların bir Amerikan firması, kumpas değil, bayağı bu düz konuşma yapılmış, gerçekleştirilmiş diye rapor verdi mi? Vermedim. O raporu ne yaptınız? 17-25'i madem kumpastı, Erdoğan niye 4 bakanı istifa ettirdi? Niye ittirdi? Niye o bakanlar bir daha milletvekili bile olamadı? Niye olamadı? Hatta bir başka birisi var, açıkladı. Biz Erdoğan ne dediyse onu yaptık diye açıklama yapan var mı, yok mu? Var. Hiç kumpas falan değildi 17-25 Aralık. 17-25 Aralık davası gerçekleştirilebilseydi hiç öyle kumpas falan değildi. 5 milyar 17-25 Aralık diyelim ki kumpas. Abdülkadir Selvi, hiç düşündün mü? Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'a 5 milyar dolar nasıl borcu var? Ya da Türk lirası, bilmiyorum. Bir cumhurbaşkanının niye 5 milyar borcu var? Ya da 5 milyon, bilmiyorum. 5 milyon az bir para değil. Bırakın 5 milyarı. Ne kadar borcu var? Şimdi bakacağım bak. Merak ettim. Hiç yapmazdım. Bana yaptırdınız mı? Borcu. 5 milyon 390 bin lira borcu varmış. Emin Erdoğan'ın da 2 milyona yakın borcu var, şey parası var. Ama kocasına vermiyor o parayı. Borcunu öde kocacığım demiyor. Değil mi? Para bu. Başka bir şeye benzemez. Evet. 17-25 Aralık hiç öyle kumpas falan değildi. 5. 17-25 Aralık şantaj montaj kasetleri meclis kürsesinden dinleten Kemal Kılıçdaroğlu
yıllar sonra bu tapelerin montaj olduğunu itiraf ettim. Ben duymadım ama böyle bir şey söylediyse de bilemiyorum. Beni ilgilendirmiyor. Onların montaj falan olmadığını biliyorum. 6, 17-25 Aralık'ta Hedef Erdoğan'dı. Orada başarılı olamadılar ama 15 Temmuz'da FETÖ-NATO darbesiyle sonuç almaya çalıştılar. Bu kez de FETÖ-NATO tezgahı devrede. Burada Fethullah Gülen şeyi nerede devrede Reuters'in haberinde hiç bilmiyorum. Amerikan firması, İsveçli firmayla irtibat kuruyor. Bir sürü işlemler yapılıyor falan filan. Peki bu Bilal Erdoğan'ın ilk olayı mı? Bence değil. Hatırlarsınız Bilal Erdoğan İtalya'da doktora yapmaya gitti. Söyleyeyim de okulunu da söyleyeyim. Bologna kentindeki abim, Ateş abim orada tiyatro yapmıştı. Orada kara para aklama suçlamasıyla hakkında soruşturma açılmıştı. Bilal Erdoğan aklımda yanlış kalmadıysa orayı sahte bir pasaporttan falan terk etti. Kimin şikayeti üzerine yaptı bunu? Fransa'da yaşayan Hakan Uzan'ın şikayeti üzerine soruşturma açıldı. Fakat sonra Hakan Uzan soruşturma ifade vermeyi reddetti. Ne olduysa orada bir şey oldu. Bunun üzerine de savcılık dava açılmasına gerek görmedi. Takipsizlik kararı verdi. Ama bir cumhurbaşkanının oğlu İtalya'da kara para aklama nedeniyle soruşturma geçirdi. Yani en azından böyle bir olay yaşandı. Kaç yılında? 2017 yılında yaşandı. Tam da 17-25 Aralık dönemine denk geliyor. Yani bir sene sonrası falan gibi bir şey. Bir ya da iki sene sonrası gibi. O kadar para kutularda, kasalarda. Erdoğan ne diyor orada? Şunun da evine gitmişler. Sizi alacaklar. Bilal Erdoğan tutuklayacaklar. Çünkü bütün işleri Bilal Erdoğan yaptı. Evet Abdülkadir Selvi. Erdoğan'ın 5 milyon, 6 milyona yakın, 5,5 milyon borcu neden dolayı olabilir acaba? Çanta parası mı, ayakkabı parası mı, Gucci mi? Bundan dolayı o kadar borçluyum bilmiyorum, hiç almadım ki. Yani almadım derken eşim istedi de almadım değil, istemedi de Gucci falan. Hiç öyle bir talebi olmadı. İsterse ne yaparım ben bilemiyorum. Bilemiyorum şimdi, beni ani yakaladım kendi kendime. Öyle bir çanta isteyen, öyle bir ayakkabı isteyen birisiyle evlenir miydim onu da bilmiyorum. Şaka şaka param olursa bir gün kazanırsam, beni çok izlerseniz buradan çok ciddi paralar gelirse, ki o kadar para geleceğini zannetmiyorum. Hadi bunu iyice bir yayın da eşime öyle bir ayakkabı ya da çanta alayım. Niye onun gezmeye hakkı yok mu? Sonra birileri bir soruşturma açar belki. Evet, Bilal Erdoğan'ın alkolmetreye rüşvet teklif etmesi çok ciddi bir olay. Bu dava açılacak mı, ne olacak onu göreceğiz. O zaman stajyer gazetecilerin Reuters'te neler yaptığını, stajyer olup olmadıklarını göreceğiz. Eğer bundan dolayı bir dava açılırsa bilemeyeceğim artık ne olur. Ya da birdenbire NATO, İsveç olayı kabul olur Erdoğan evet der ve birdenbire bu dava da İtalya'daki dava gibi düşerse bilemiyorum artık. Kol uzun, para her yerde konuşan bir nesne, bilemeyeceğim. Ama bir daha söyleyeyim, gerçekten rüşvet verene rüşvet teklif ettiniz mi, kaç para ettiniz, az mı geldi diye sormanın profesyonel gazetecilik olduğunu da Abdülkadir Selvi'den öğrenmiş olduk. Teşekkürler. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.